Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi sarımsağın faydaları ve zararları nelerdir? Onu anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Sarımsak faydaları nelerdir? Sarımsak Allium soğan ailesindeki bir bitkidir. Soğan, arpacık ve pırasa ile yakından ilgilidir. Bir sarımsak ampulünün her sekmesinde karanfil denir. Tek bir ampulde yaklaşık 10-20 karanfil vardır. Verin veya alın sarımsak dünyanın birçok yerinde yetişir ve güçlü kokusu ve lezzetli tadı nedeniyle yemek pişirmede popüler bir malzemedir. Sarımsak tüm dünyada binlerce yıldır kullanılmaktadır. Kayıtlar Giza piramitleri yaklaşık 5000 yıl önce inşa edildiğinde sarımsak kullanımda olduğu gösteriliyor. Batı tıbbının babası olarak bilinen eski Yunan hekimi Hipokrat'ın milattan önce 460-370 çok çeşitli hastalık ve rahatsızlıklar için sarımsak reçete ettiği yazılmıştır. Antik Yunan'daki olimpiyatlarda atletlere sarımsak muhtemelen sporda kullanılan performans arttırıcı ajanların en erken örneği verildi. Mısırlar, Babiller, Yunanlılar, Romanlılar ve Çinliler dahil olmak üzere birçok büyük uygarlık tarafından kullanıldığı belgelenmiştir. Şu anda sarımsak ateroskleroz, atar damarların sertleşmesi, yüksek kolesterol, kalp krizi, kroner kalp hastalığı ve hipertansiyon dahil olmak üzere kan sistemi ve kalbe bağlı çeşitleri koşullar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sarımsak faydaları. Sarımsak ayrıca karaciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, mide kanseri, rektal kanser ve kolon kanseri önlemesi için kullanılır. Bu kullanımları sadece bazıları araştırmalarda desteklendi eklemek önemlidir. İşte sarımsak olası faydaları bazıları. Akciğer kanser riski Çin'de yürütülen bir araştırma göre 7 yıllık çalışma döneminde sonucunda elde edilen bir veriye göre haftada en az 2 kez çiğ sarımsak tüketin. Akciğer kanseri yakalanma riski %44 daha düşük olduğu bildirildi. Ayrıca sarımsakta bulunan argonof sültür birleşikleri bir tür ölümcül beyin tümörü olan globlastomlarda hücrelerin yok edebilmesine etkili olarak tanımlanmıştır. Kalp hastalıkları için sarımsak. Kalp hastalıkları dünyada en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Bunu kanser takip etmektedir. Sarımsak hem önleyici bir madde hem de ateroskleroz, hiperlipidemi, tromboz, hipertansiyon ve diyabet olmak üzere birçok kardiyovasküler ve metabolik hastalığın tedavisi olarak yaygın bir şekilde kabul edilmiştir. Sarımsak yararları ile ilgili deneysel ve klinik çalışmaların bilimsel bir incelemesi genel olarak sarımsak tüketiminin hem hayvan hem de insan çalışmalarının önemli kardiyo protektif etkilere sahip olduğunu ortaya çıkmıştır. Muhtemelen sarımsağın en şaşırtıcı özelliği arterlerdeki plak birikimini ortadan kaldırılarak erken kalp hastalığının tersine çevrilmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Kolesterol düzeni iyileştirir. Sarımsak toplam ve LDL kontrolü düşürülebilir. Yüksek kolesterolü olanlarda sarımsak takviyeleri toplam ve veya
LDL kolesterolü yaklaşık %10-15 oranı azaltır. LDL kötü ve HDL iyi kolesterol spesifik olarak bakıldığında sarımsak LDL'yi düşürür fakat HDL üzerinde hiçbir güvenilir etkisi yoktur. Yüksek trigliserit düzeyini kalp hastalığı için bilinen başka bir risk faktörüdür. Fakat sarımsak trigliserit düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip görünmemektedir. Yüksek tansiyon için sarımsak ilginç bir fenomen olarak sarımsağın yüksek tansiyon kontrol edilmesine yardımcı olduğu anlaşılır. Yapılan bir çalışma sarımsak ekstraktının antihipertansif ilaç kullanılan ve halen kontrolsüz hipertansiyona sahip insanlar için ek tedavi olarak etkisini araştırmıştır. Sarımsak bir kez daha çok etkili olduğu gösterdi. Çalışma kontrol edilmeyen kan basıncı olan 50 kişiyi değerlendirildi. 3 sene boyunca günlük 4 sarımsak ekstresi almak kan basıncının ortalama 10 puan düşmesine neden oldu. Potansiyel olarak güçlü antimikrobiyal kemoterapi dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre sarımsak içerisindeki bir bileşik olan dialit sülfitin bağırsak enfeksiyonları en yaygın nedenlerinden biri olan Campylobacter bakterisi ile mücadelede kullanılan iki popüler antibiyotikten 100 kat daha etkili olduğu görülmüştür. Alzheimer'in demansı önler. Çiğ sarımsağın antioksidan ve inflamatuar özellikleri bunama ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Alkol kaynaklı karaciğer hasarı alkol içeceklerin uzun süreli aşırı tüketilmesinden kaynaklanır. Çin Halk Cumhuriyeti Toksikoloji Enstitüsü Enstitüsü'ndeki bilim insanları sarımsak kaynaklı organo sülfür bileşiliği olan dialit disülfidin DATS etanol ile uyarılan oksidatif strese karşı koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırmak istemiştir. Çalışmalar bioohimyaca ve bioopsija acta da yayınlandı. Araştırmalarda DATS'in etanol kaynaklı karaciğer hasarına karşı korumaya yardımcı olabileceğini sonucu vardı. Sarımsak ve soğuk algınlığı. Amerikan aile hekimlerinde yaygınlanan bir araştırma sonucuna göre sarımsak düzenli olarak kullanımının etkilerinde soğuk algınlığının saklığını azaltabileceği ancak semptomlarının süresini hiçbir etkisi olmayacağını bildirmişlerdir. Başka bir çalışma ise yaşlı sarımsak ekstresinin yüksek dozunun günde 2,56 gram soğuk algınlığı veya
grip hastalıkları gün sayısını %61 oranında azalttığı bulunmuştur. Ağır metal zehirlenmesini önler. Yüksek doz sarımsak ağır metallerin neden olduğu organ hasarı önleyebilir. Bu bitkideki kükürt bileşenleri kandaki kurşun seviyesini büyük ölçüde azaltır. Ek olarak baş ağrıları ve tansiyon gibi toksisite belirtilerini de önler. Bu bitkideki kükürt kandaki demir çinkonun daha iyi emilmesine yardımcı olur. Sindirim artırır. Diyetinize günlük çiğ sarımsak eklemek sindirim sorunlarını ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Sarımsak iyi sindirim için bağırsakların normal işleyişinde yardımcı olur. Mide kanalının iltihaplanmasını veya tahrişi bile bu bitki kullanılarak azaltılabilir. Bağışık sistemini güçlendirir. Sarımsak oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan ve DNA hasarını önleyen ve böylece bağışıklığı güçlendiren kütlelere sahiptir. Ayrıca sarımsak yorgunluğu azaltır, enerji ve uzun ömürlülüğü artırır. Göz bakımı. Sarımsak, selenyum, kersetin ve C vitamini gibi besin maddelerin açısından zengin olup bunlardan hepsi göz enfeksiyonlarında intihaplanmaya karşı yardımcı olur. Kulak ağrılarını hafifletir. Sarımsak antiviral, antifungal ve antibiyotik özelliklere bağlı olarak ketonları ve kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Yaraları tedavi eder. Enfekte yara için etkili bir bitkisel tedavi olarak görev yapar. Anında rahatlama sağlamak için enfekte bölgeye iki diş sürmek yeterli olacaktır. Akneyi önler. Sarımsak, bal ve zerdeçal gibi diğer maddelerle birlikte akne izleri tedavi etmek ve aknenin başlangıcını önlemek için kullanılır. Sarımsak etkili bir cilt temizleme ve birçok cilt rahatsızlığının tedavisine yardımcı olan bir antibiyotiktir. Ayrıca hücre sentezinde UV ışıklarına karşı korumada ve yaşlanmayı geciktirmede yardımcı olur. Sarımsak zararları, astım hastalıkları, yan etkileri olabileceğinden sarımsak tüketilmemelidir. Ameliyat veya tıbbi operasyonlardan önce sarımsak kullanılmaktan kaçınmalıdır. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.